Sevgili seyirciler, yanımda Sakarya CHP İl Başkanı Ecevit Keleş var. Kendisiyle hem saha çalışmaları konusunda hem de bu basın yasası konusunda kısa bir sohbet edeceğiz. Başkan hoş geldin. Hoş bulduk. Sohbeti geçmeden önce bugün yaşadığım bir anı seninle paylaşayım. Bir bayan geldi. Sizin partili değil. Bir başka partiden meclis üyeliği falan yapmış. Benim aslında İl Başkanı Ecevit Keleş olmalı dedi. Ya neden böyle söylüyorsun dedim. Bir gün dedi bir derdimiz vardı. Her şeyden önce bizim mahalleye bizimkilerin hiç uğradığı yok. Ama Ecevit Keleş'i en az bizim mahallede iki defa gördüm dedi. Hatta ayak üzeri sohbet de ettik dedi. Bir yakınımın dedi bir randevu işi vardı. Bizimkilere rica ettim. Kimse dinlemedi. Bizimkilerle çözemediğim işi Ecevit Keleş bizzat oradan çözdü. Sağ olsun var olsun dedi. Yani sizin saha çalışmaları konusunda takdir topluyorsunuz. Sadece sizinkilerden değil, farklı çevrelerden de. Saha çalışmalarını kısa bir özetleyin. Sonra basın yasası konusunda da ciddi eleştirileriniz oldu, oluyor. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ediyorum. 1 milyon 75 bin Sakaryalı vatandaşlarımızın hizmetinde olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Hı hı. Biz ana muhalefet partisiyiz ve ana muhalefet partisinin Sakarya'da yapması gereken tüm işleri fazlasıyla yapıp halkımıza hizmet etmeye çalışan bir kardeşinizim. Bu görevi alırken biz şahsımızla ilgili değil, halkımızın sorunlarını çözme, halkımızın dertlerini basına yansıtma, onların dertlerini bürokrasiye, valiye, emniyet müdürüne, büyükşehir belediye başkanına, ilçe belediye başkanlarına, kaymakam beylere, işte diğer müdürlüklere yansıtıp o sorunları çözmek için uğraşan bir kardeşinizsiniz. Evet. Örgüt yapımız böyle çalışıyor. Bütün ilçelerimiz, bütün il örgütümüz böyle çalışıyor. Ve şu ana kadar 600'e yakın köy dolaştık. 250 civarında emin olun STK dolaştık, hemşire dernekleri dahil olmak üzere. İlçeler dahil mi? İlçeler dahil. Bir taraftan 230 bin kapıyı gençlerimiz vurdu saha çözüm hareketiyle. Aynı zamanda 75 bin kapıyı da biz kendimiz vurduk. Yani 300 bine yakın kapı vuruldu. Esnaflarımızın sürekli çayını içiyoruz, sürekli Sakarya'nın sorunlarını ve gündemine günlük olarak, saatlik olarak takip ediyoruz. Ve Sakarya'da bir şey başarmak istiyoruz artık. Sakarya'da Hayrettin Uysallar çıkarmak istiyoruz. Sakarya'da Hasan Fehmi Güneşler çıkarmak istiyoruz. Sakarya artık o sosyal demokrat hareketi yeniden yaşaması lazım. İnsanların yeniden hizmetin ne olduğunu, gerçekten gerçek hizmetin ne olduğunu Sakaryalılara yaşatmak istiyoruz. Peki. Bu basın yasasıyla ilgili de... onunla ilgili de kısa bir değerlendirme. Sorduğunuz soruya şöyle cevap vereyim. 21. yüzyılda Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir yasa asla kabul edilemez. Böyle yasalar mevcut hükümetlerin, mevcut yöneticilerin gidişatına, gidişine vesiledir. Artık biz gidiyoruz, böyle yasalarla kendimizi tekrar iktidarda bulunduralım dediği yasadır aslında. Bu yasa vatandaşın gerçekleri konuşmasını engelleyen, sosyal medyada yazmasını engelleyen, yerel basında yazmasını engelleyen, gerçeklerin yazılmasını engelleyen yasadır. Örnek veriyorum. Türkiye'de enflasyon 3 haneli rakamlar. 2 haneli rakamlardan zaten insanlar aşağı düşmüyor. 3 haneli rakamlar. Bunu tüm sektörde göre, bütün sektörlerde görebiliyoruz. Dün beton firmasıyla görüşüyorum. 8 ay içerisinde çimentoya 8 defa zam geldi. %800 çimento arttı. Ben nasıl bu işin altından kalkayım, niye zam üzerine koymayayım diye o bir taraftan ağladı, bir taraftan ben niye ucuz satmıyorsun diye bir taraftan bağırış yapıyorum. Şimdi aslında bunu gelişmeleri kaleme almak, gündeme getirmek suç. Bu yasaya göre. Bu yasaya göre. İşte, bu yasa biraz ben daha bunu, ben bunu söylediğim zaman ya da bir basıncı bunu yazdığı zaman bu suç. Ve bu suçu kim takip ediyor? Hükümetin savcısı takip ediyor. Hükümetin bürokratları takip ediyor. Böyle bir yasa olmaz. Sizler insanları zor durumda, gerçekleri açıklama noktasında hiçbir zaman arka planda bırakamazsınız. Sizin dediğinizle değil, gerçeklerle insanlar hareket eder. Ve bugüne kadar gerçeklerle hareket ediyoruz. Bugün evet enflasyon 3 haneli rakamlarda. Bugün TÜİK diye bir kurum
Artık zam görmeyen hiçbir şey bulamıyor. Yeni ürünler insanların önüne koyuyor. Onlarla hareket etmeye çalışıyor. Ondan dolayı bu yasanın bir an önce geri çekilmesi lazım. Dünyada Türkiye Cumhuriyeti'nin hak, hukuk ve özgürlükler noktasında daha çok aşağıya Türkiye Cumhuriyeti'ni çekeceği düşüncesiyle bu yasanın bir an önce yürürlüğe girmeden kalkması lazım. Ve buradan milletvekillerimiz Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. Buradan Anayasa Mahkemesi yargı üyelerine de sesleniyorum özellikle. Hı. Diyorum ki hükümetin savcısı, yargıcı değilsiniz. Halkın yargıcı ve savcısısınız. Bu yasa iptali önünüze geldiği zaman ona göre değerlendirin. Peki başkanım, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun.